ChatGPT hayatıma girdiğinden beri yapay zeka ile çok haşır neşirim. Daha evvel şu videomda günlük hayatımda yapay zekayı nasıl kullandığımı, işimin verimliliğini nasıl artırdığımı detaylı şekilde anlatmıştım. Ama bir yandan da yapay zeka tabii ciddi yatırım fırsatları da çıkarıyor karşımıza. Bana bu konu çok soru geldi. İşte bugün hisse senedi bölümüne biraz bakmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ben asla yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bugün size sunmaya çalışacağım şey yapay zeka yatırım yapmak demek ne demek, ana alanlar neler, bunların hangilerine nasıl büyümeler bekleniyor, biraz bunlardan bahsedeceğim. Bahsetmemiz de gerekiyor çünkü galiba önümüzdeki 15-20 yılın en büyük mega trendi yapay zeka olacak. Biraz sonra vereceğim bazı rakamlar aklınızı yerinizden çıkaracak ve çok sayıda şirket, fon, Türkiye'den de fonlar var burada yapay zeka yatırım yapan. Bunlara siz de katılarak bu muazzam mega trendin peşine takılabilirsiniz. Bilmem ilginizi çekti mi? Hazırsanız yapay zekadaki yatırım fırsatlarına derin dalıyoruz. Önce bir yapay zekanın tanımıyla başlamakta herhalde fayda var. Nedir yapay zeka? Çok geniş bir alan aslında. İnsan davranışını taklit eden makineleri yapma bilimine temelde yapay zeka deniyor. Ve inanılmaz farklı uygulamaları var. İşte bu aralar çok yoğun bir şekilde kullandığımız üretken yapay zeka denilen ChatGPT gibi, DALL-E gibi uygulamalar bu işin bir parçası. Onun dışında sağlık alanı dev uygulamaları var. Hastalıkları tahmin etme, bankacılıkla uygulamaları var. Kim kredisini ödemeyecek, yani tahmin tarafında çok uygulamalar var. Bir yandan otonom sürüş, Tesla gibi, Cruise gibi firmaların peşinde olduğu kendi kendine giden arabalar yine bunun bir parçası. Bir yandan uzay çalışmalarında çok kullanılıyor. Kompleks karmaşık hesapların yapılması ve en iyi rota tahminlerin geliştirmesi gibi alanlarda inanılmaz bir uygulama alanı var. Ve yapay zeka çok hızlı büyüyor. Muazzam dev bir endüstri haline geliyor. Biraz rakamlardan bahsetmekte fayda var. Tech Jury'nin hazırladığı 101 yapay zeka istatistiği raporuna bakacak olursak şu anda 2022 yılı itibariyle yapay zeka ekonomisi 137 milyar dolar büyüklüğünde. 2030'da bu 1.8 trilyon dolara sıçrayacak. Yani aşağı yukarı 6-7 yıllık bir zamanda 10 katlık bir büyüme var. Bu yıllık %38 düzenli büyüme anlamına geliyor. İnanılmaz bir büyüme bu. Ve muhtemelen de önümüzdeki dönemde en hızlı büyüyen endüstri olacak. Tabi bu hesaplama içerisinde neler giriyor biraz sonra bakıyor olacağız. Yapay zeka çünkü çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun içerisinde donanım da var, yazılım da var. Fakat robotlar bu rakama değil, robotlar biraz daha farklı ele alınıyor. Yapay zeka sayesinde dünya gayri safi milli hasılasında büyüyeceği düşünülüyor. 15.7 trilyon dolar civarında 2030 yılında dünya gayri safi milli hasılasına yapay zekanın katkıda bulunacağı düşünülüyor. Sebebi verimlilik artışları. Yapay zekanın ortalamada iş verimliliğini %40 oranında artıracağı düşünülüyor. Valla ben kendi deneyimimden söyleyeyim. Yani 5-6 tane yapay zeka platformu kullandığımda bile bunun çok üstünde verimlilik artışına kendimi gördüm. Eminim önümüzdeki günlerde bunlar çok daha büyük rakamlara dönüşecek. Şimdilik biraz küçük düşünüyoruz. Bu arada çok da enteresan da gelişmeler oluyor. Bazı sevimsiz BuzzFeed diye benim de yakından takip ettiğim Amerika Birleşik Devletleri'ne yayın yapan bir dijital haber sitesi var. Dijital haber sitesi gazetecilerin büyük bölümünü işten çıkartıp ChatGPT'ye geçtiğini söyledi ve bir anda hisse senedinin değeri coştu. İşte verimlilik biraz da böyle sevimsiz yönleri olan bir şey. Pek çok insanın özellikle üretim yapan, bir şeyleri yapan insanların önemsiz hale geldi. Yapma işinin tamamen yapay zekaya geçtiği, hayal etmenin, düşünmenin, yeni fikirleri ortaya koyma önem kazandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Ama verimlilik artacağı da %100. Sırf Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda yapay zeka girişimlerinin sayısı son 20 yılda 14 kat artmış. Yapay zeka alanına 2022 yılında yapılan yatırım miktarı 2000 yılının 6 katından daha büyük hale gelmiş. Ve işin doğrusu asıl hızlanma daha yeni başlıyor. Microsoft biliyorsunuz bu dünyaya çok hızlı girmiş durumda. ChatGPT ve DALL-E'nin ana şirketi olan OpenAI'yi aldı. Şu videomda detaylı anlatmıştım. 10 milyar dolar civarında bir yatırımda ve bir anda ortalık kızıştı. Google, Meta, Amazon gibi dev şirketlerde kıyasaya rekabet halindeler. O yüzden ben bu yatırım miktarlarının bir anda coşacağını düşünüyorum. Çünkü yapay zeka artık bazı kritik eşikleri geçti. Günlük kullanıma girmeye başladı. Günlük gelir fırsatları yaratmaya başlıyor. Yapay zeka hala artık sadece büyük şirketlerin dev projeleri değil, benim gibi küçük girişimcilerin işlerinde de yapay zeka kullanımları var. Pazar tabana doğru yayılıyor. O yüzden asıl yatırım önümüzdeki yıllarda gelecek diye düşünüyorum. Peki yapay zeka yatırım yapmak demek ne demek? Hangi şirketler yapay zeka dünyasında mücadele halindeler? Ben burada temelde 6 kategori görüyorum. Daha fazla olabilir ama bu 6 kategorinin asıl yatırımın yoğunlaşacağı alanlar olduğuna inanıyorum. Bunlardan ilki uygulama geliştiriciler. İşte ChatGPT gibi, DALL-E gibi yazılımları geliştiren firmalar. Ve burada yüzlerce firma var. Bunların bir kısmı bizim de şu anda günlük hayatta kullandığımız üretken yapay zekaları geliştiriyor. Kimi sağlık endüstrisine işler geliştiriyor. Kimi otonom sürüşe ürünler geliştiriyor. Burası uygulama
uygulama boyutu. Bu bölgeye yatırım açıkçası çok çok zor. Çünkü pek çoğu startup bu şirketlerin. Startuplar halka açık değiller. Onlara ancak büyük risk sermayedarları yatırım yapabiliyor. Bize pek açık bir alan değil. Belki bir melek yatırımcı olarak katılabilirsiniz veya Türkiye'de zaman zaman kitlesel fonlamada bu tip projeler çıkıyor karşımıza. Oralarda yatırım alanı olabilir. Ama burada doğruyu seçmek çok zor açıkçası. Çünkü çok rekabet var. Sırf yazılım olduğu için rekabet çok da hızlı artıyor burada. Mesela yazılım metni görsele çevirmek gibi bir alan bulunduğunda bir anda oraya yapay zeka hücumu oluyor neredeyse. Pek çok aplikasyon devreye giriyor. Ama buraya da yatırım yapılabilir. Benim biraz ürktüğüm bir alan açıkçası. Yapay zeka şirketlerinin öbeklendiği ikinci alan bence en önemli alanlardan bir tanesi yapay zeka uygulamacının çok ihtiyaç duyduğu işlem gücü. Bu işlem gücü için bulut hizmetlerden yararlanıyorlar. Amazon'un Amazon Web Service'i, Google'un Google Cloud platformu, Microsoft'un Azure'u, Türkiye'den ve dünyadan başka girişimciler de var bu alanda. Burada çok hızlı büyüyecekler. Çünkü yapay zeka muazzam işlem kapasitesi gerekiyor. Bu yapay zeka uygulama geliştiricilerinin bunları kendi bünyesindeki donanımlarla çözmesi mümkün değil. Bu bulut hizmetlere çok ihtiyaç duyacaklar. Nitekim OpenAI'in Microsoft'la anlaşmasının en önemli nedenlerden bir tanesi Microsoft'un Azure altyapısı. 10 milyar doları Microsoft bu şirkete para olarak yatırmıyor, işletim gücünü açıyor ve şirkete ortak oluyor. Bu kadar önemli. Son hesaplamalara göre 7 sente mal oluyormuş ChatGPT'de yaptığımız her aramanın maliyeti. Muazzam yüksek maliyetler var ve bu bulut hizmetler bu çerçevede mutlaka büyüyecekler. Tabii bu bulut hizmetler nasıl işliyor? Bu da bizi 3. alana getiriyor. Yani mikroçiplere. Mikroçipler deyince de o da kendi içerisinde aslında 3 alt alana bölünüyor. Bunlardan ilki mikroçip tasarımcıları. Nvidia gibi, AMD gibi şirketler bulut hizmetlerde ve genel olarak yapay zekanın ihtiyaç duyduğu bütün donanımlardaki mikroçipleri üretiyorlar. Bunların tasarımlarını yapıyorlar ve sürekli burada ileriye giderek yapay zekanın ihtiyaç duyduğu en hızlı bilgisayarların üretilmesine destekte bulunuyorlar. Bu çerçevede Nvidia, AMD gibi şirketler ön plana çıkıyor. Ben zaten Nvidia'yı çok severim öteden beri. Buralarda yatırım fırsatları var. Yalnız unutmayın, yatırım tavsiyesi vermiyorum ve bu şirketlerin fiyatlamaları, kârları, zararları bu konuya bugün girmiyoruz. O uzun bir konu olurdu. Yakın zamanda inşallah YouTube üzerine yeni bir oluşuma gideceğim. O zaman bu tip şirketlerin detay bilançolarına gireceğiz. Zaman zaman yapıyorum biliyorsunuz böyle şeyler, özellikle Tesla gibi şirketler için. Onu biraz daha yayıyor olacağız. Belki oraya katılmayı düşünebilirsiniz. Nvidia ve AMD bu alanın büyükleri. Bunlar harika mikroçip tasarımları yapıyorlar. Ama yetmez. Bunları bir de üretecek firmalara ihtiyaç var. İşte burada da mikroçip alanındaki ikinci bölgeye gidiyoruz. Bu şirketlerin yaptığı şey Nvidia ve AMD gibi yapay zeka tasarımcılarının hayallerini gerçek bir ürüne dönüştürmek. Bu konudaki en büyük şirket, daha evvel hakkında uzunca bir video yaptım, TSMC, yani Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. O dünyanın en büyük, özellikle de İleri tasarım mikroçiplerde, ileri tasarım mikroçip demek, mikroçipin küçülmesi demek aslında bu konudaki tek el adeta. Ama onun dışında yine Çinli Qualcomm var, Amerikalı Intel var, Micron var ve başka bir sürü firma var. Bunlar burada yoğun rekabet halindeler ve onlara olan ihtiyaç hep artıyor olacak. Zaten TSMC'nin son gelen mali raporları muazzamdı. Yani evet, şu anda dünyada bir yavaşlama var, bir resesyona giriyoruz ama bence yapay zeka bunlarla pek etkilenmeyecek. Neden derseniz, yapay zeka zaten verimlilik artırmak için var. Resesyonda neye ihtiyaç var? Verimlilik artışına ihtiyaç var. O yüzden herhangi bir şirket konusunda bu kategoride bu iyidir, bu kötüdür diyemem. Ama genel olarak mikroçip üreticilerinin büyüyeceği %100. Peki bu mikroçip üreticileri kime bağlı? Onlar da büyük mikroçip cihaz üreticilerine çok bağımlılar. En büyükleri arasında ASML, Hollandalı, Lam Research, Applied Materials, Tokyo Electron, KLA gibi şirketler var. Bunlar da bu mikroçip üretiminde kullanılan muazzam hassasiyette çok özel cihazları üretiyorlar. ASML'in yakın zamanda bilançosu açıklandı. Muazzam. Lam Research'i yine çok çok beğeniyorum. Bunlar çok kuvvetli firmalar. Aslına bakarsanız bence mikroçipin en büyük ekmeğini bunlar yiyorlar. Çünkü TSMC gibi dev bir mikroçip üreticisi bile gelip eninde sonunda bunların eline bakıyor. O yüzden bu alanda ciddi bir yatırım alanı. Bu şirketlerin çok büyük bölümü Amerikan borsalarında veya diğer borsalarda işlem görüyorlar. Yapay zeka dünyasında 6. ilgimi çeken yatırım alanında siber güvenlik. Yapay zeka dev veriyle çalışıyor. Bu verinin üzerinde çok sayıda güvenlik sorunu yaşanacak. İşte bunu çözmeye çalışan firmalar var. CrowdStrike gibi, Okta gibi. Bunlar siber güvenliğin en büyüklerindenler. Buralarda da fırsatlar var. Bu şirketler de çok çok hızlı büyüyorlar. Çoğu henüz karlı değil. Karlı hale gelmek üzereler. Ama bunların da hızlı büyüyeceği %100. Yani toplamda o hale 6 alanımız var. Uygulama geliştiriciler en zor yatırım yapılan alan. Bu hizmet
geliştiricileri, mikroçip tasarımcıları, mikroçip üreticileri, mikroçip üreticilere cihaz satanlar ve bütün bu sistemde siber güvenliği sağlayanlar. Bu 6 alan içerisinde en garantili bölge bana sorarsanız elbette bulut hizmetler. Çünkü eğer bu yapay zeka büyüyecekse bulut hizmetlere ihtiyaç var. Ve burada Google, Amazon ve Microsoft gibi firmaların çok dev yatırımları var. Çok geliştirdiler bu konuları. O yüzden bence burası garantili bir alan. Çok kuvvetli ve çok gelişkin mikroçiplere ihtiyaç var. Bu yüzden mikroçip tasarımcıların da bence önü hep açık olacak. Şu anda bu şirketlerin değeri iyidir, kötüdür demiyorum ama önlerinin açık olduğunu ve işlerinin büyüyeceğine çok çok eminim. O yüzden benim en çok ilgilendiğim alan bu iki alan diyebilirim. Mikroçip üreticilerini ve cihaz üreticileri, onlar da güzeller. Ama onların aşırı yüksek sermayelerle çalıştığını düşünüyorum. Bu yüzden yüksek borçluluklar olabiliyor. Dünyada bir resesyon yaşandığında, ani yavaşlamalar olduğunda bu şirketler daha olumsuz etkilenebiliyorlar. Ama oralarda da muazzam fırsatlar var. Bende bir miktar TSMC hissesi bulunuyor. Ve önümüzdeki günlerde ASML veya Lam Research'ten bir miktar portföyüme katmaya niyetim de var. Siber güvenlik benim pek anladığım bir alan değil. Bu şirketlerin hangisi iyidir onu da çözemiyorum. O yüzden o benim yatırımdan uzak durduğum bir alan ama çok hızlı büyüyeceği %100. Peki bu şirketlere nasıl yatırım yapılabilir? Aslında bunun bir sürü yolu var. Bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya yurt dışında işlem yapabileceğiniz bir yatırım şirketiyle çalışmak. İşte bütün bankalar neredeyse bu konuda size destek olurlar. Özel yatırım şirketleri var. Bunlar size Amerika veya Avrupa'daki hisse senedi piyasalarına ulaşmanız konusunda altyapılar sunuyorlar. Bu bir yol olabilir ama başka yolları da var. Daha pratik yolları da var. Gelişir biraz da onlara bakalım. Ben öyle yabancı borsada falan yatırım yapamam. Benim kafamı karıştırma hocam. O işler bana büyük gelir diyorsanız Türkiye'de işlem gören teknoloji yatırım fonlarıyla ilgilenebilirsiniz. iyigelir.net isimli sitede bu konuda bolca bilgi var. İşte burada sıralamış en büyük bu tip fonları. Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu, Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu, İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Endeksli Hisse Senedi Fonu, herhalde bu sırf Türk şirketlerine odaklı, İş Portföy Teknoloji Karma Fonu, TEP Portföy, Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti, Yapı Kredi'nde iki tane var. Bunlar en büyükler herhalde. Başkaları da olabilir. Hani ben tam bir kapsayıcılık bir araştırma yapmadım. Karşıma çıkanlar bunlardı. Ben çok tercih etmiyorum böyle fonları. Biraz masrafları yüksek olabiliyor ve kendim çok araştırma yaptığım için daha doğru seçimler yapabildiğimi düşünüyorum. Ama çok vaktiniz yoksa bu tip fonlar size pekala hitap edebilirler. Tabii bu fonların da içini biraz incelemek lazım. Hangi şirketler var, masraf oranları nedir? Bu konuda çok sayıda bilgiye ulaşırsınız. Ayrıca yatırım danışmanınızla bankadan temasa geçerseniz o da sizi yönlendirecek. Ama bir tane örnek olsun diye bakalım. Bu Ak Portföy'ün bünyesindeki Teknolojiler Değişken Fon diye geçen bir fon. Bakıyorsunuz çığır açan dönüşümlere hazır mısınız diyor. Dilediğiniz bankadan alıp satabiliyoruz. Farklı borsalarda işlem gören şirkete tek işlemle yatırım yapabiliyorsunuz gibi bir takım açıklamalar var. Peki bu portföyün içerisinde hangi şirketlere yatırım yapıyorsunuz? Baktığımızda çok ilgimi çekenler var. Mesela biraz önce Lam Research'ten bahsettik. Mikroçip üreticilerine cihaz satan firma KLA de aynı kategoride. Burada varlar görüyoruz. CrowdStrike'den biraz önce bahsettik. Siber güvenlik konusundaki en büyüklerden bir tanesi, yine onu burada görüyoruz. Applied Materials yine aynı şekilde mikroçip üreticilerine cihaz satan bir firma. Onu burada görüyoruz. UiPath bir yapay zeka aplikasyon geliştiricisi. Özellikle şirketlere hizmet veriyor. Şirketlerin içerisindeki operasyonel süreçlerin verimliliğinin artışı konusunda çalışıyor. O da burada var. Bir takım Türk şirketleri de var. Gayet güzel bir fona benziyor. Ama bunları siz kendiniz inceleyin. Ben yatırım tavsiyesi vermem. Benim burada bir yatırımım da yok. Burada bir sponsorluk ilişkisi yok. Sadece tek örnek olsun diye inceledim. Ama bunlar üzerinden pekala kafanızı fazla ağrıtmadan, fazla bilinmedik denizlere açılmadan yatırımlar yapabilirsiniz. Yapay zeka şirketlerine yatırım yapmanın başka bir yolu da şirket şirket seçmektense Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında işlem gören ETF'lere yatırım yapmak. ETF'leri birer fon gibi görebilirsiniz. Ama bunlar borsalarda alınıp satılıyorlar ve çok likitler. Her gün bunu alıp satabiliyorsunuz. ETF demek Exchange Traded Fund demek zaten. Yani borsalarda işlem gören fonlar bunlar. Ben burada küçük bir araştırma yaptım. Burada etfdb.com sitesine gittim ve en iyi yapay zeka ETF'leri hangisidir diye sorguladım. Burada da karşıma gayet güzel isimler çıktı. Biraz daha yapay zekaya özellikle odaklanmış olanlar var. Global X Robotics gibi, Robo Global Robotics gibi, bunlara bakabilirsiniz. Benim çok sevdiğim yatırım şirketi olan ARK Invest'in ARK Autonomous diye bir fonu var. Bu özellikle otonom araç yapay zekasına yatırım yapıyor. Yani bunların her birini incelemeniz gerekiyor. Bu sitenin linkini aşağıya açıklamalara bırakacağım. Yapmanız gereken şey üzerine tıklayacaksınız ve portföyde neler var, hangi şirketlerden oluşuyor, masraflarına kadar, şu ana kadar getirisi ne olmuş, bütün bu verilere ulaşabileceksiniz.
gözünüze kestiğiniz şirketleri eğer bu fon bünyesinde topluyorsa buna yatırım yapmayı da düşünebilirsiniz. Bu tip fonların masrafları doğrudan hisse senedine yatırım yapmaya göre biraz daha yüksek. İleride belki sırf ETF'lere nasıl yatırım yapılır konusunda video sunarım ama bu da bir yol ve özellikle ben tek tek hisse seçemem. Türk portföyleri hoşuma gitmedi, demin gösterdiğim Türk teknoloji portföylerine istediğim şirketler yok, bir de bunlara bakayım diyorsanız burası inceleyeceğiniz bir saha olabilir. Evet, yapay zeka yatırım yapmanın fırsatlarından burada bahsettik ama siz kendi seçiminizi kendiniz yapmalısınız. Bunun için detaylı bir araştırma şart. Öte yandan bana sorarsanız yapay zekaya en güzel yatırım yapmanın yolu kendinizi bu konuda geliştirmeniz, yeni beceriler geliştirmeniz, yapay zeka aplikasyonunu nasıl kullanabilirim, yapay zeka aplikasyonunu nasıl geliştirebilirim, bu alandaki kariyer fırsatları ne, bu alandaki girişim fırsatları ne, esas heyecanlı bölge bu. Ama hayır, ben günlük işime devam edeyim, ya ama burada da büyük bir mega trend var ve bu mega trendlere erken aşamada yatırım yapmak akılcadır diyorsanız bu bahsettiğim fırsatlara bir göz gezdirmenizde fayda var.